Merhabalar, Neoldu.com YouTube kanalımıza hoş geldin. Öncelikle Neoldu.com'da ürün listelerken nasıl bir yol izliyoruz ondan kısaca bahsedeyim. E-ticaret platformlarında en çok satın alınan minimum ve maksimum fiyat aralığındaki kullanıcı yorumlarında performansından olumlu olarak bahsedilen ürünleri seçiyoruz. Minimum ve maksimum fiyat aralığını baz alıp performansını değerlendirdiğimiz ürünleri de o dönemki en güncel haliyle listeliyoruz. Uzun lafın kısası, bir ürün alırken sizin yapmanız gereken araştırmayı sizler için düzenli olarak güncel tutuyor. Şimdi almak istediğin ürünü biz alacak olsak nasıl kıyaslama yapıyoruz birlikte inceleyelim. Wi-Fi sinyal güçlendirici alırken dikkat etmeniz gerekenler modeminizin hangi alanda sinyal almadığı, kaç megabitlik bir aktarım hızı olduğu, sinyal dönüştürücüsünün ve sinyal seviyesinin kontrolü. Wi-Fi sinyal güçlendirici modeminizin sinyal gücünü arttırma değil, modeminizin sinyal gücünü taşımak için kullanılır. Bir odanızda Wi-Fi'nin çekmemesi durumunda modeminizin bulunduğu noktayla Wi-Fi sinyal güçlendiricisinin bulunduğu noktadaki bağlantıyı sağlayıp sinyali daha düşük seviyede alan kısımda modeminizden gelen aynı hızda Wi-Fi'ye bağlanmanızı sağlıyor. Bunu yaparken de 2 GHz'lik ve 5 GHz'lik iki farklı sinyal aktarım seçeneği kullanıyor. Listemizdeki Wi-Fi güçlendiricilere baktığımızda BlueCat Wi-Fi, Tenda A9, Xiaomi Mi Wi-Fi Pro, Mersuis MW300RE, TP-Link TL VA85-4RE, Dark Range Max VRT360, Hadron HD 9102, Zyxel VRE2206, Asus RPN12, TP-Link RE305. İhtiyaç duyduğumuz megabit aktarım seviyesini 300 megabit üzerinden tuttuğumuzda benzer işlemi aynı GHz özellikleriyle sağlayan cihazlar olduğundan ortalama fiyat benzerliğini ürünleri incelediğinizde fark edeceksiniz. Ürünlerin fiyat kalitesini değiştirense ek sunduğu özelliklerle değişiyor. Listemizdeki en güçlü sinyal aktarımını sağlayan cihaz TP-Link'in RE305 cihazı. Çünkü diğerlerinden farkı 5 GHz'lik bir aktarım sağlıyor olması. Bu 5 GHz'lik aktarımda sizin almış olduğunuz hızı sinyal kırımını minimuma indirecek şekilde bir bağlantı sunmasıyla sağlıyor. Sinyal gücünü 300 megabite kadar tüm modeller destekliyor. Sinyal türü olarak da tüm modeller Wi-Fi 4'ün şifrelenebilir 802.11n özelliğini kullanıyor. Modelleri birbirinden ayıran özellikleri internet üzerinden kurulumu ve uygulama üzerinden kurulumu şeklinde değişiyor. Kurarken de yapmanız gereken tarayıcıya bağlanıp kullanıcı ve şifre bilgilerinizi girmeniz, ayrıca cihaz şifresini belirlemeniz gerekiyor. Tüm modellerin kurulum içeriğiyle ilgili detaylar hem yanında gelen kitapçıkta hem de kendi internet sitesine bağlandığınızda detaylı olarak aktarılıyor. Unutmamanız gereken kısım modeminize gelen internet hızını arttırmıyor olmalı. Eviniz çok büyük veya modeminizin dağıtım gücü düşükse Wi-Fi sinyal güçlendirici modeminizin yetişemediği alanlara aynı sinyali taşımanızı sağlıyor. Diğerlerine göre dikkat çeken ürünlere baktığımızda Xiaomi Mi'nin kendi uygulama üzerinden kontrolü dikkat çekiyor. Yani uygulama üzerinden kayıt açabiliyorsunuz. Herhangi bir kesilme olduğunda resetleme işlemini uygulama üzerinden sağlayabiliyorsunuz. TP-Link'in modellerinde uygulama özelliği var. Çünkü artık uygulamaya geçerek bu işlemi gerçekleştirmek kullanıcılar için daha kolay oluyor. Arayüzünden bağlanılan modeller var. Bunlar da fiyatını etkileyerek düşük fiyatlarda ürün temin etmenizi sağlıyor. Aslına bakarsanız hepsi neredeyse aynı güçte aynı sinyali taşıyorlar. Fark sağlayan kısmı da size sundukları ek özellikler. TP-Link RE305'e baktığımızda 5 GHz'lik aktarımda 1200 megabitlere kadar hız sağlayabiliyor. Bu geniş bant aralığı sizin internetinizin bu seviyelere gelebileceği değil, daha düşük seviyelerde olduğunda minimum kayıpla aktarılabilmesini sağlıyor. Listemizdeki ürünler ortalama 300 megabitlik hızı sağladığı için bağlantı seçeneklerine göre, marka güveninize göre ve fiyat aralığınıza göre aşağıda bıraktığım linkten neoldu.com'a girip kendinize uygun Wi-Fi sinyal güçlendiriciyi seçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin.